Şu an Özgür Özel yeni bir lider, CHP'nin yeni lideri ve onun da aslında yine o kararına devam ettiğini görüyoruz. Biraz sola sırtını dönerek, belki iktidarla yumuşama çalışmalarına girerek. Şu algıdan mı kaynaklanıyor? Yani solun iktidar olamayacağı algısı var mı ülkemizde? Yani bilinçaltında olabilir. Şimdi burada, doğru mu peki? Burada, hayır değil. Niyet okuma yapmamamız lazım. Yani Ecevit'te biliyorsunuz çok ciddi bir oy almıştı. Çok az bir farkla iktidarı tek başına kurmayı sağlayacak parlamentoda sandalye sayısını almadı. Ama bir kara oğlanımız var mı? Yani şu anda belki artık o şekilde böyle kahramanlaştırılmış, mitleştirilmiş kişilerle değil de bir sistemle, bir paradigma ile ortaya çıkmak lazım. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken en doğru şey, kendi konumunu belirlerken Türkiye'nin bu sıkıntılardan, bu bunalımdan kurtulması için hangi yöntemleri izleyeceğini ve bunun geniş halk kitlede nasıl etkileyeceği konusunu çok iyi paylaşması gerekir. Şimdi ben bakıyorum, herkes emekli maaşları yükselsin, işte fiyatlar düşsün, ama soyut bunlar. Yani bu kavramların hayata geçmesi için nasıl yapılacağı belli değil. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda benim beklediğim, ekonomiyi kayıt içine alacak neler yapması gerektiğini, kayıt dışılığı nasıl önleyeceğini. Bu da gayet kolay. Yani mesela çok basit bir yöntem, şimdi siz sorunca aklıma geldi. Çalışanların maaşlarını tam verirsiniz, hiçbir şey kesmezsiniz. Onlar harcamalarını yaparlar, vergiden düşmeleri gereken kalemleri düşerler, şirketleri ve vergi daireleri arasında bir koordinasyon kurulur. Ondan sonra ödedikleri faturalardan vergileri düşer. Kalan bir basit vergi varsa onu da alırsınız. Çünkü bunlar kredi kartının faturalarını ödüyorlar, ekstralarını. Elektrik, su faturalarını, telefon faturalarını ödüyorlar. Bunu niye ödemesinler? Onu da öderler. Yani bir vergi, ama şu olur. Milyonlarca insan birdenbire belge alacağı için ekonomi belge vermeye doğru yönlendirir, iter. En basit bu. Bir de biz üretimi nasıl arttıracağımızı söylemek zorundayız. Kamu kadroları şişmiş. Çok aşırı kadrolaşma, aşırı tüketim var. Bütün bunların üretimle ancak aşılması lazım. Kamuda tasarruf tedbirleri açıklandı. Yani, çare olmaz. Sizin anınız bana çok komik geldi onlar. Yani çok düşük geldi. Şimdi şey yapmışlar mesela. Belediyeler gazete, dergi ve internet aboneliği yapmayacaklarmış. Tasarruf. Kurtarır mı bizi? İktidar böyle kurtarılırım zannediyor bence. Çok yanlış tabii. Çok eksik. Cumhuriyet Halk Partisi burada bir şey yapabilir. Benim eleştirdiğim şu var. Cumhuriyet Halk Partisi iyi bir ivme yakaladı şeyle. Birinci parti çıktı ve fark attı şeye. Evet. Ve Türkiye'nin üreten bölgelerinde ağırlıklı olarak nüfus yoğunluğu olan bölgelerde de yerel iktidar oldu. Örneğin turizmde %80'e yakın bölge artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerinin altında yönetiliyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bence, tabii onlar da ölçmüş biçmişler de dışarıdan, şimdi Mariş'ten gazeli okumayalım ama bence Cumhuriyet Halk Partisi kalkıp ben erken seçim istiyorum, Türkiye'nin buna ihtiyacı var diye bir kampanya başlatabilirdi. O zaman AKP savunmaya geçerdi. Sonra uzlaşırlardı. Yani artık pek şey değil, çünkü onu istemiyorlar. Peki seçim yok gündemlerinde. Neden istemiyorlar? Onu bilemiyorum. Yani onu açıklamaları lazım. Onu ben de bilmiyorum. Ama gerginlik Cumhuriyet Halk Partisi'nin izleyeceği bir politik yol değil. Çünkü iktidar onu yeteri kadar yaptı ve halktan da tepkiyi gördü. Gerginliği gidermek için girişimlerde bulunmak doğrudur. Bir arada yaşamayı, böyle bir tür devri sabık yaratarak ben bunun hesabını sorarım içimde ortaya çıkmayı da pek doğru bulmam ama tabii herkesin kanunlara, kurallara, evrensel hukuka ve özellikle de bu ülkenin geleneklerine uygun şekilde davranmış olması lazım. Buna aksi davrananların da en azından bunun bedelini, ödemelerini savunması gerekir Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Evet. Şimdi bir dönem geçiyoruz. Son pazar günü seçimde de hala Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan güvenin devam ettiği ortaya çıktı. Evet.